e, ee, hastalarımız burun eti geniz etini sıklıkla karıştırmaktadırlar. Burun eti konka olarak bilinen hemen burnun 2 cm arkasında olan havayı ısıtan, filtre eden, süzen, temizleyen hepimizde olması gereken bir dokudur. Adı konkadır. Geniz eti ise daha çok çocuklarda olan, burnun yaklaşık 10 cm gerisinde olan fazla da olduğu zaman da nefes almayı engelleyen bir şeydir. Ee, bugünkü konuşacağımız konu burun eti yani konka. Konka dediğim gibi hepimizde var. Hem alt hem orta hem üst konka olmak üzere. Ama bazılarımızda çok büyük oluyor. Bunun en önemli nedeni birinci olarak alerji. Alerji hastalığında bu netleri ileri derecede büyüyüp hastayı nefessiz bırakabiliyor. İkinci olarak da paradoksik yani ters burneti burun eti büyümeleri. O da şu anlama geliyor. Burun kemiğiniz kıkırdağınız sağa doğru eğri. Hep soldan nefes alıyorsunuz hayat boyu. Eğer böyleyse bu durumdaki burun eti soldaki burun eti büyüyecektir sürekli. Niye? Çünkü havayı ısıtacak, nemlendirecek, filtre edecek, süzecek akciğerlere doğrusu bir e, fonksiyonel bir hava vermesi lazım. Bunun için yapıyor bunu. Ama bir süre sonra o kadar büyüyor ki sizin açık olan nefes aldığınız taraf sol olmasına rağmen siz soldan da nefes alaması hale geliyorsunuz. İşte o durumda yani hem kıkırdağı kemiği düzeltip, septopilasi ile burn içi elini düzeltip ama aynı seansta bu soldaki burun etini de lazerle, radyo frekansla, gerçek adı radyo frekans, radyo frekansla küçültmek gerekir. Böyle yaptığınız zaman hasta optimal iyi nefesi alacaktır. Ha hastalarında ne yapıyoruz? İki tarafta çok büyük oluyor ama bazen burun kıkırdağı kemiği eğri olmuyor. O zaman kemiğe veya kıkırdağa dokunmaya gerek yok. Sadece burun etleri küçültülüyor bu yöntemle. Eğer alerjiniz tedavisini düzgün yaparsanız, kontrol altına alırsanız o zaman bir daha burun etleriniz büyümez. Ama eğer alerjinize dikkat etmezseniz, eğer e, alerjiniz de şiddetliyse o zaman burun etleriniz tekrar büyür. Diğer vakalarda yani alerjik olmayan sadece burun kemiği eğriliğine bağlı durumlarda ise bu tekrar etmez, büyümez tekrar. Çünkü siz asıl problem olan kıkırdağı kemiği düzeltmiş oluyorsunuz. Bu ameliyatlarda son derece basit ameliyatlar, burun kemiğinin radyo frekansla küçültme ameliyatları. Sedasyonla yapıyoruz. Hasta yani e, tamamen narkoza gerek yok. Ama duymuyor, lokalde değil. Hiç hatırlamadığı bir dönem. E, çok uzun sürmüyor yani 5-10 dakikalık işlemler, e, bunları hastanede tabii yapıyoruz. Hastanede yatmasına gerek olmuyor hastanın. Ameliyat sonrası da birazcık burunda sızıntı olur. bir iki gün burun tıkanıklığı olur. Sonra o burun eti küçülüp iyice nefes almaya, ödem geçtikten sonra, şişlik geçtikten sonra nefes almaya başlar.